Selam arkadaşlar, 20 günde TYT Yaz Kampı 7. videosuna hoş geldiniz. 7. videomuzda ne var? Belirtisiz isim tamlamasıyla başlıyoruz. Devam ediyoruz isim tamlamaları konusuna. Belirtili isim tamlamasını geçen videomuzda işlemiştik. Şimdi belirtisiz isim tamlaması. Belirtili isim tamlamasında hatırla, belirtilide ne oluyordu? Tamlayan da tamlanan da ek alıyordu. Ancak belirtisiz isim tamlamasında tamlayanımız ek almayacak. Şu eklerin adlarını da hatırlatalım gençler. Tamlayandaki ek ilgi ekidir. Tamlayan eki. Tamlanan eki iyilik ekiydi. Bunu her videoda söyleyeceğim. Tamlayan ek almaz. Eklere dikkat edin demişiz. En çok benim duyduğum kelimelerden bir tanesi, en çok duyduğum örneklerden bir tanesi ev kapısı. Çocuğa diyorum ki evin kapısı örneğini veriyorum. İne atıyor, ev kapısı diyor. Biraz yaratıcı olun arkadaşlar. Ev kapısı hemen attım. Bu tamlanan, bu tamlayan. Okey, o zaman şu iyilik eki. Dikkat et, tamlayan da ek yok. Nüfus cüzdanı. Bak burada iyilik eki. Bunun da kolay yolunu bulduracağım birazdan gençler. Telefon sesi. Şurada iyilik ekimiz var. Unutmayın, hemen hemen her konunun pratik bir bulunma yöntemi vardır. Sadece siz onu bilmiyorsunuzdur. Böyle size de zaten yediriyorlar böyle. 1982'de değişmiş Türk Dil Kurumu'ndan bir karar veriyorlar mesela. Bugün değişti, ÖSYM güncelledi falan diyorlar size. Yalan! Yalan söylüyorsun! Hemen bakalım o pratik yöntemimiz neymiş arkadaşlar? İsme sorulan ne sorusu eğer cevap alıyorsa orada belirtisiz isim tamlaması vardır arkadaşlar. Sınav sorusu. Ne sorusu? Sınav sorusu. Geçmiş olsun. Burada iyilik eki var mı? Var. Bu sözcüklerin ikisi de isim mi? İsim. Selametle. O zaman belirtisiz isim tamlaması diyeceksin. Sahne zamanı. Ne zamanı? Sahne zamanı. Cevabımı aldım. O zaman bu bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Diğerinde neyin kimin? Belirtili isim tamlamasında neyin kimin? Belirtisiz isim tamlamasında da ne sorusunu soruyoruz. Ama bunu sakın cümlenin ögelerindeki neyi, kimi sorularıyla karıştırmayın arkadaşlar. Neyin, kimin? Ben bunu cümlenin ögelerinde de söyleyeceğim. Cümlenin ögelerinde de neyin kimin diye sorulmaz. Burada da neyi kimi diye sorulmuyor. Dikkat ediyorsunuz. Bir belirtisiz isim tamlaması arıyorsak ne sorusunu soracağız. Problem soruları. Ay başımıza bela. Ne soruları? Problem soruları. Ne problemi? Savunma problemi. Hemen bu soruyu sorarak biz buna belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Paragrafın içerisinde hemen soruyu sor. Ne? Neyin? Kimin sor. Hemen belirtili mi belirtisiz mi isim tamlamasını bulabilirsin. Hemen devam ediyoruz. Ne demişiz? Takısız isim tamlaması demişiz. Arkadaşlar takısız isim tamlamasında bir sıkıntı var. Yine Türk Dil Kurumu'nu buraya getirdim, logosunu. Arkadaşlar Türk Dil Kurumu bir şeyi netleştirmediyse, taraflar kendi içerisinde uzmanlar farklı fikirlere sahipse, Türk Dil Kurumu bunu netleştirmediyse ÖSYM bunu soramaz. Takısız isim tamlaması da bu konulardan bir tanesi. Türk Dil Kurumu'ndaki bazı uzmanlar buna sıfat tamlamasıdır der. Bazı uzmanlar da hayır efendim takısız isim tamlaması diye bir şey vardır der. Şöyle yazalım, burayı da düzeltelim. Uzmanlar bu konuda görüş birliğine varamamışlar arkadaşlar. ÖSYM'de bu görüş birliğine varılmayan konuları sormaz. Takısız isim tamlaması da bunlardan bir tanesi. Bakalım neymiş takısız isim tamlaması? TDK'de tartışılıyor diye de yazmışız. Tamlayan da tamlanan da ek almaz. Okey? Tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını belirtir. Bak elimizde veri de var aslında. Şimdi size tarafınızı seçtireceğim. Mesela çelik kapı. Tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını belirtti. Çelik kapı. Ama biz isim tamlamasında nasıl sorusunu hiçbir zaman sormamıştık. Çünkü nasıl sorusunu sorup cevap alıyorsak o bize sıfatı verecek. Nasıl kapı? Çelik kapı. Nasıl yorgan? Yün yorgan. Nasıl masa? Ahşap masa. Nasıl sandalye? Plastik sandalye. Şimdi Türk Dil Kurumu'nun bir kısmı diyor ki bu sıfattır. Geri bir kısmı da diyor ki bu sıfat değildir, takısız isim tamlamasıdır. Biz bunu tartışmayacağız. Ancak siz kendiniz yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Sizce hangisi olmalı? Mesela ben kendi yorumumu belirteyim arkadaşlar bir Türkolog olarak. Bence elimizde bir veri var ve o veriyi değerlendirebiliriz. Bence takısız isim tamlaması diye bir şey vardır arkadaşlar. Ve çelik kapı. Mesela iyi insan dediğim zaman ben nasıl insan? İyi insan. Nasıl sorusunun cevabını verdi. Ancak nasıl sorusunun cevabını vermesi şu tamlayanın neyden yapıldığını belirtmesi anlamına gelmiyor. O yüzden sıfatlarla ayırıcı bir özelliği olduğunu düşünmekteyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin bakalım. Hemen devam edelim. Ne demişiz? Şunu da alalım. Şunu da alalım. Zincirleme isim tamlaması. Bunların iyileri neden yok beni delirtti? Zincirleme İsim tamlaması. Sıfat değildir demiş. Sıfat değil. Yani araya sıfat almıyoruz. En az iki isim tamlamasının birleşmesiyle oluşur. Gençler, bir tamlamanın arasına sıfat girebilir. Bunları detaylı olarak sezon başında zaten videoların tek tek sezon sonuna kadar, sınava kadar çekeceğiz. Bir isim tamlamasının arasına sıfat girebilir arkadaşlar. Ancak o giren sıfat onu zincirleme isim tamlaması yapmaz. Okey, bir bakalım mesela. Öğretmenin ceketinin düğmesi. Bak burada iki tane tamlama var. En az iki isim tamlamasından oluşacak. Nerede buradaki iki tamlama? Bir öğretmenin ceketi var. Kimin ceketi? Öğretmenin ceketi. Bir de ceketin düğmesi var. Burada iki tane tamlama var. İki tamlamayı birleştirirsem biz buna zincirleme isim tamlaması deriz. Okey. Dikkat edin, arada hiç sıfat yok. Bak nasıl sorusuna falan cevap veren bir kelime yok. Bu olmayacak arada. Türk halkının sorunları. Peki burada nerede gençler iki tane isim tamlaması? Bir Türk halkı var. Bir de halkın sorunları var. Okey. Bu şekilde tespit edebilirsiniz zincirleme isim tamlamasını. Geldik şimdi sen çöz kısmına. Şimdi sen çöz. Hemen bunların i'lerini de koyacağım. Delirtti beni. Şimdi sen çöz. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Buradaki isim tamlamalarını buluyoruz. Aynı zamanda siz burada ek kök çalışması da yapabilirsiniz. Kendiniz de çözdüğünüz paragraf sorularının arasından ek kök bulup bunun alıştırmasını yapın arkadaşlar. Paragraf sorularını dil bilgisi sorusuymuş gibi kullanın. Bunlar çok güzel pratik yaptıracaktır size gençler. Elinizdeyken çözün. Ek kökleri bulun. Pratiğiniz olmuş olsun. Bir süre sonra sorular zaten döngüye girer ve hiç yapamıyorum dediğiniz konuları bile takır takır çözüyor olursunuz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kampı takip etmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın.